Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Euro bölgesindeki ekonomik krizi masaya yatırıyor. Avrupalı liderler krizin yayılmasını önlemek için yeni önlemler üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. Liderler Kasım ayında G20 zirvesi öncesinde borç sorununa kalıcı ve kapsamlı çözüm bulmak istiyor. Toplantıda Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun işlemesiyle ilgili detayların sonuçlandırılması bekleniyor. Almanya ile Fransa hükümetleri arasında bu konuda hala görüş ayrılıkları bulunuyor. Ekonomi uzmanı Sonny Kapur krizin sadece Yunanistan'la sınırlı olmadığını belirtti. Bankaları sermayelendirmek için belirlenecek kriterler sadece Yunanistan'la ilgili değil. Bu daha çok ülkelerin elinde bulundurduğu tahvillerle ilgili. İspanyol bankaları elinde birçok İspanya hükümet tahvili bulunduruyor. İtalyan bankaları da elinde birçok İtalyan hükümet tahvili bulunduruyor. Bütün ülkelerin tahvilleri zora girerse ne olacak? Yunanistan, İrlanda, İspanya ve İtalya'daki tahviller piyasada çok düşük işlem görüyor. At very low market prices. La chancelière allemande. Almanya Başbakanı uyardı, çarşamba gününden önce hiçbir kararın resmiyete dökülmeyeceğini söyledi. Bu belirsizlik piyasaları endişelendirebilir.